Şehrimizde daha önce görev yapmış ve halkın rahmetine kavuşmuş gazet işlerin Çarşemet Fakatları isminin verilmesi yönünde talebimiz olmuştur. Sizin de buna karşı şehrimizde daha önce görev yapmış ve halkın rahmetine kavuşmuş gazet işlerin Çarşemet Fakatları isminin verilmesi yönünde talebimiz olmuştur. Süleyman Paşa da buna karşı şehrimizde daha önce görev yapmış ve halkın rahmetine kavuşmuş gazet işlerin Çarşemet Fakatları isminin verilmesi yönünde talebimiz Süleyman Paşa da buna karşı planlarınız arasında vardır. Burada belediye başkan yardımcımız İhsar Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Geçenlerde şahsıma bir talepte bulundu. Yani kamu adına bir talepti bu. Hürriyet Mahallesi'nin Güldoğdu bölümünde kalan yerde 4 tane okul var. Bunlardan bir tanesi Vadi Enver Sadeoğlu, bir tanesi Mevlana, diğer Yeni Atölye Kız Muhatip'te, diğeri de proje muhatip olmak üzere 4 okul var. Burada daha önce TRADAŞ'ın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yolların bozuk olduğu ve yarın öbür gün bir yağmur yağdığında buralarda gerçekten nahoş bir görüntüye sebep olacağını söylemişti. Kendilerine bir tane temizlik aracı göndererek bu olaya müdahale etmiştim. Fakat yine görmenizi veya birini görevlendirip görmesini tavsiye ederim ki burada gerçekten çok kötü bir durum var. Vali Enver Talioğlu'nun altı ve Mevlana İlköğretim'in yanında. Birkaç gün sonra yağmur yağdığında göreceksiniz. Size de bu yöndeki şikayetler gerçekten bu konuya da önem vermenizi rica ediyorum. Taleplerim bunlar. Teşekkür ederim. Evet, 2014 yılında not alırsanız 4.704 lira. Yurt dışı görev yolları. 4.704 lira. 2015 yılında 22.654 lira. 2016 yılında 30.754 lira. 2017 yılında 15.919 lira. 2018 yılında 46.072 lira. Toplam 120.105 lira. 5 yılda. 120.105 lira. Tamam. Yani 24.000 lira ortalama yıllık geliyor. O da çok fazla değil yani. 2 gün falan kalıyor zaten. Günlerde çıkardık. Sorun değil. Yani rakam önemli diye çıkardık. Rakam budur. Bu arada toplam yurt dışı geçici görev yollukları, yani benim dışımdakilerle beraber, benimki de dahil, 283.493 lira. Yani geçmiş iki dönemle mukayesesini yaparsanız azalma olduğunu göreceksiniz. Sayın Başkan. Evet. Bir şey soruyor tabii, ilgilendirmek için ama ne sizin ne diğer meclis üyelerinin meclis kararı olduğuna inisiyatif olarak olur değil. O nedenle ne kadar çıkacağız, ne kadar kalacağız zaten meclis kararlarında var. Bizim aldığımız kararlar... Kararda da var, yolluklarında zaten çizelgesi var. Yani. Şimdi bu sokaklarla ilgili ben de kısa bir bilgi bitir misiniz? Tamam, teşekkür ederim. İyi oldu hatırlattığınız. Şimdi şöyle bir algı var. Hemen Hürriyet Mahallesi ile 100. yıl öz evler, işte diğer mahalleler üye ev. Dün de Çınarlı Mahallesi'ne aynı şeyi anlattım. Bazı bölgelerimiz daha eski. Yani mesela Ertuğrul Mahallesi'nin, Yavuz Mahallesi'nin, Çiftlikönü Mahallesi'nin kendine özgü bir yapısı var. Daha sonra işte köyden kente göçle beraber oluşan mahallelerimiz, Çınarlı Mahallesi gibi başka bir sıkıntısı var. 1980 sonrası yapılan 100. yıl mahallesinin başka bir şeyi var, yapısı var. En son şeyle, planla beraber yapılan Hürriyet Mahallesi'nde durum biraz daha farklı. Şimdi baştan sona doğru gittikçe park alanları artıyor. Yollar genişliyor. Kaldırım imkanları var. Diğerlerinde yok. Yani yapısal bir kaynak var, şey var. Sorun var bu şehirde. Yani Çınarlı Mahallesi'nin
yol genişliğiyle Hürriyet Mahallesi'nin yol genişliği aynı değil. Birine kaldırım yaptığınız yerde öbürüne kaldırım yapma şansınız yok. Yani mevcut imar bize bu imkanı vermiyor. Yoksa bizim her vatandaşımız bir vatandaştır. Her vatandaşta bir tane oyu vardır. Yani bu bölgeye hizmet yapayım, öbür bölgeye hizmet yapayım diye bir şey olmaz. Bunu anlatmakta güçlük çekiyoruz. Yani hep ailelerin evlatları der ya, hep öbür çocuğunu kayırıyorsun diye. Ona öyle geliyor. Hiçbir çocuğu kayırdığımız falan yok. Şimdi ister istemez bu da psikolojik olarak bizim üzerimizde bir etki yapıyor. Yani doğru, yani Enver Sarıoğlu okulu Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimize kazandırdığı 11 okuldan bir tanesi. Bunu çevresi bizim için de önemli. Ama mahalle Hürriyet Mahallesi. Yani şimdi Zafer Mahallesi'nde ağır bir yerimiz kaldı. Ağırlık orayı yapıyoruz. Bu arada şey de söyleyeyim. Çınarlı Mahallesi'nde Bayburtlar, Erzurumlar tarafı da dahil, Dere Sokak da dahil herhangi bir imalatımız kalmamıştı. Tamam, bitmiştir. Şu anda Zafer Mahallesi'nde 2000 metrekare kadar bir yerimiz var. 2151 metrekare yerimiz var. Bir hafta içinde Zafer Mahallesi'nden de tamamen çıkacağız. Ama bu arada son 1,5-2 ay içinde Zafer Mahallesi'nin üst kısmında 24.000 metrekarelik yol açmışız. Yani yeni yollar açmışız. Yeni yolu açtığınız zaman vatandaşın talebi hemen arkadan geliyor. Hani benim asfaltım? Hani benim taşım? Ya bu yolların da bir oturma zamanı var. Yani biz de meraklı değiliz. İşte mıcırı dökelim, zaman kaybederim ama bir zeminin de oturması lazım. Bu bakımda şehir bir taraftan büyüyor. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Son bilgileri de verin. Karadeniz Mahallesi'nde de sıkıntılarımız var. Onu da çözelim. Hepsinin şeyindeyiz, farkındayız. Şu anda bizim Barbaros Mahallesi'nde ve şeyde Topağaç'ta dahil olmak üzere bir miktar alanımız var. Kumbağa'da ana arterimiz olan Namık Kemal Caddesi bitti. Onun asfaltta olan kılçıkları tamamlandı. Bir sokak var. O da bugün bitiyor. Üstte 7 tane sokağı var. Aşağı yukarı değil, tam metrajını da söyleyeyim. ...2500 metrekare kadar bir şeyimiz var, alanımız var. Yani Kumbağa'da oturulan kısmı, yazlık kısmından bahsetmiyoruz. Tamamen işimiz bitmiş olacak. Çınarlı Mahallesi tamam dedim. Zafer Mahallesi'nde 2151 metrekaremiz var. Bu hafta bitecek. Gündoğdu'da herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Eski Cami'de herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Barbaros Topağaç tarafında 5810 metrekare taşımız var. Yani asfalt kısımlarına bitirdik. 5810 metrekare taşımız var. Barbaros'un diğer bölgelerinde 29677 metrekare taşımız, yani imal edilecek olan. Yani şehrin içinin bitmesiyle beraber şu anda da Namık Kemal Mahallesi'nde çalışma devam ediyor. Beton kısmı sonu bugün tamamlanacak. Orada da aşağı yukarı 5600 metrekare olması lazım. Taşı. O da bir 10 gün içinde tamamlanacak. Ayrı bir firma yapıyor bunu. Dolayısıyla bizim önümüzde problem olarak kalan Barbaros Mahallesi var. Barbaros Mahallesi'ne de bütün ekipleri sokup en kısa süre içinde oradan da çıkacak. Karadeniz Mahallesi'nde sıkıntılarımız var. Mesela Fenerbalı Sokağı ben de yaptırmak. Yani birebir hangi sokaklarda ne eksiğimiz var hepsini biliyorum. Bugüne kadar bizim yılbaşından bu tarafa yaptırdığımız rakam aşağı yukarı 86, 120, 200 bin metrekareyi geçti. Bizim elimizde 100 bin metrekareye daha yakın ihale edilmiş taşımız. Yani ihtiyacımız kadar taşımız var. Artan 60 bin metrekare civarındaki taşı da köylerimizde tüketerek buradaki eksiklerimizi de tamamlayacağız. Dolayısıyla yol programında hedef aşımı da yaparak yeni açılan yollarla beraber bu dönemi tamamlamış olacağız. Bu bilgileri de sunmak istiyorum. Başkanım, bir yol aklımda Çınar Mahallesi için ona çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Fakat bu teslim alan veya kontrol eden kimse
Bu ordu taşları dediğimiz kenardaki taşların arkasında hiçbir şey koyulmuyor. Ufak bir darbede yani minibüs tankı dahi olursa deviriyor. Biz gezerseniz o yaptığınız zevk ölçemez. Bir, iki, harç koymuyorlar. Harç koymaktı gereken yerler var. Başka ekiplerin çalıştığı yerlere baktım. Değişik değişik ekipler var ya. Bazı ekipler çok zor. Benim dediğim şu pal gittiniz ve yoktum. Üç en önemlisi yolu yaptırıyor. Bunu korumak lazım. Nasıl koruyacağım? Tırlar. İş makinesi taşıyan araçlar. Şu an bu gidersen 3 gün olmadı Çınar Mahallesi o bölgeden çıkalım. Yemin ediyorum yani üzülürsün. Dünyanın masrafı edildi. Bu tırlara bir çözüm bulamaz. Bu iş makinesi taşıyan araçlara bir çözüm bulamaz. Hemen onun bir cevabını alalım. Zabıta müdürümüz burada. Bakın her akşam ekiplerimiz Çınar Mahallesi'nde 100. yılda Aslan Mahallesi'nde kamyonların, balık tonajlı araçların hepsinin fotoğraflarını çekiyor. Araçlara ceza işlem uyguluyor ama öncelikle emniyete yapılıyor. Emniyetten bize bilgi gelirse bu maddeleri fark eden balık tonajlı araçların hepsine ceza işlem uyguluyor. Onların da bize söyledikleri kamyon garajında olmadığında benzinlerinin, motorlarının çalındığından dolayı evlerine yakın bölgeye fark etmek istedikleri. Aziz abi burada oturalım beraber. Bence Samsun'da bu çözüm bulalım mı? Oturalım bir çözüm bulalım ya. Bir cennet ihtiyacı var. Yani belediye park yeri göstermediği sürece o kamyoncuya ceza yazamaz. Ceza yazmaz için diyecek mi kardeşim bak park orada git oraya. Yok. Adam diyor sen dedin buraya çekme kardeşim. Tamam diyor nereye çekeyim? Yok. Paradan bırakacak arabasını ya da yoldan bırakacak. Ya her şey çalmış. Evet. Park yerimiz var ama bize kadar bize yetmiyor. Şeye gelince kontrola gelince 6 tane teknik kontrol görevimin başında ben de her sabah en az her şantiyeye bir defa uğramak suretiyle bakıyorum ne kadar yapılmış. Günlük olarak da yapılan miktarların hepsini arkadaşlarımız çıkarıyor. Yerinde de gidip kontrol ediyor. Ama söylediğiniz şeye bakarım. Yani bordürlerde arkası boş olan yerlere bakarız. Toprak takviyesi yaparız. Kontrol yapan arkadaşlarımız gözden kaçmış olabilir. Olabilir tabii. Bu bahsettiğim yere tamam. Giderseniz. Uyarınız için teşekkür ederiz. Gider bakarız. Barbaros'ta kanalizasyon var. Vatandaştan ücret talebi var mı dediğiniz? Yani onu tespit ederiz. Bizim bir talebimiz yok biliyorsunuz. Biz dönem başında bir karar aldık. Aslında radikal bir karardı. Biz yol katılım bedeli almayacağız. Yani yasa size bu hakkı veriyor. Biz bu hakkı kullanmayacağız. Söyledik meclis olarak. Şey bilmiyorum. Yani tepkinin ne yaptığını bilmiyorum. Ama bizim vatandaştan herhangi bir şekilde yol katılım bedeli almadığımız açık yani. Meclis kararı. Bizim şimdi ufak tasarlar olmaz. Bunlar tarzı oluyor, sürülüyor. Ama sürdükten sonra yaptığından tekrar edelim. Şu an hiç yapılmadı. Hala aklımızda duruyorlar. Nasıl bir şey? Valla onu biz de çözmeye çalışıyoruz. Onun ciddi sıkıntı. Yani kazılıp yapılmayan yerler yani tamir sürecini arttırmak lazım. Var var. Üç tane ihaleli müteahhitlerin aldığı var. Bir de tehlikeli aldı. Bağlama yapıyorsun onun parasını veriyorlar. Var var. Üç tane yol tamir ekibimiz. Yani yollar gittikçe ağırlığı artık tamir edeceğiz. Yani. Başka bir şey yok. Evet devam ediyoruz. Tespit Kemalpaşa birimine yazıyorlar. Bir de arkadaşlar o yüzden belediyeyi yatırdım diye düşünüyorlar. Daha vatandaşlarımız buradaki yeni belediye yapısını çözemedi yani. Biz yıllar boyu hepimiz öyle. Bir belediyeye alışık olduğumuz için bir de Tezki Belediyesi ortaya çıkınca iyice kafalarımız karışıyor. Diyor ki Süleymanpaşa'ya bakıyormuş. Süleymanpaşa'yı yönlendirdiler diye beni günde en az 15 kişi arıyor. Aslında TESK'in santralının söylediği TESK'in Süleymanpaşa şubesi. Aslında Büyükşehir'i yaparken Büyükşehir'in adını Süleymanpaşa yapıp da buranın adını Tekirdağ bıraktılarmış. Bizim bir sürü sorunumuz çözülecekmiş yani. Algıdaki karışıklık ortadan kalkacakmış ama alışıyoruz artık yavaş yavaş. Evet.
Evet, devam ediyoruz. Plan Bütçe Komisyonu. 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinde F fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Kanunu 97. maddesine göre düzenlenen belediye hizmet ücret tarifeleri Plan Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş olup Abdurrahim Kar ve Berk Ögen'in red, Gönül Dinçer, Filiz Çelik ve Deniz Saner'in kabul oyları ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bir tane kabul oluyor. Başkanın oyuyla kabul oluyor. Sayın Başkan, yani 18 müdürlüğümüz var herhalde tahminlerine göre. 18 müdürlüğünün bu sersi arttırma gibi ama diğer geri kalanları aynı kalıyor. Yani ekonomik anlamda ülkemizin böyle bir zor bir dönemde geçtiği zaman da müdürlüklerin diğer arttırma giren müdürlüklerin de aynı tarifine üzerine gitmesini istirham edeceğiz. Eğer komisyon kararını bu şekilde değiştirip onaylarsanız biz parti olarak da doğru onay oynamış olacağız ama eğer böyle giderse hep beraber. Başkanım. Evet, evet. Söylediğiniz ki ülkemiz büyük bir ekonomik krizden geçiyor. Fakat bu alanda belediyemizin de bütçelerinin bu oranda değiştiğini de fark ediyoruz. Fakat biz vatandaşımıza biraz daha destek olalım diye ülkemizde yapıyoruz. Evet, buyurun. Sayın Başkan, komisyon geçtiğimiz ay kendisine havale edilen konuyu inceledi ve raporunu okuduk. Fakat haberlerde de takip ettiğimiz gibi herkes krizden bahsediyor ama dün ve evvelsi günde işte Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı ve yıllık enflasyonun da şeyi belirlendi. Bu %24 küsur ya da %25'e yakın bir şeydir. Şimdi 2018 yılında bir belediyenin yapacağı hizmetlerle ilgili hiç artış yapılmasın demek. Yani %25 değil %20 olabilir. Bu bir oran söylemek ayrı şey. Hiç artış yapılmasın demek. Bu belediyenin buradan alacağı gelirlerin en azından %25 kaybı demektir. O nedenle yarın öbür gün maaşlara zamlarla ilgili buna konuşulacak. Başka şeylere konuşulacak. Yani öneriler de bir ay önce hazırlandığına göre bu rakamlar da açıklanmadan sunulandı. Komisyon incelediğinde büyük bir ihtimalle bu artışlar %10, 12, 15 civarındadır. Tam ben incelemedim. O nedenle uygun olduğu kanaatindeyip o yönde uygun. O rakamlar var mı komisyonun elinde? Başkanım, pek çok şeyden zaten belediyemiz ücret almıyor. Yani onların hepsini kalem kalem incelerken doğru. Peki bir 10 dakika ara veriyorum. Gruplar bassın rakamlara. Evet. Bağcık. Ya biz 15
milyonlarca üründe inanılmaz indirimler ve sürprizler 11 Kasım'da ve 11'de. Köşesi. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu'm bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. La 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 la. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Bir başkadır benim memleketim. Thank you.
havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Bir başkadır benim memleketim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la. La la lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir
bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 bir başkadır benim memleketim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la 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 lay 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 la. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la la lay 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 bir başkadır benim memleketim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay
Mecnun'a, Leyla'sına, erişme sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la 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 lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı. Zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la 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 lay 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 la. Bir başkadır benim memleketim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la. La 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha. Bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la 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 lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı. Zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la la lay 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 lay. Bir başkadır benim memleketim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma.
her köşesi cennetin, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Bir başkadır benim memleketim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay lay. Lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. La 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 la. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la la 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 lay la la
başladı benim memleketim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la. La 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha. Bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Sayfa başına 7 lira bir şey var. Sayfa başına 7 lira bir şey var. Biz yasa gelemiyoruz. Yasa gereği bunu koymuş arkadaşlar. Evlendirme izin belgesi. Evlendirme izin belgesi. 55 liradan 60 lira. Yani şimdi bastı. Yani şimdi bastı. Ya kuruşlu olanlar var. Ya kuruşlu olanlar var. 12 liradan 15 lira. 12 liradan 15 lira. 354 lira, 354 lira neymiş? Ya şaka gibi, ya şaka gibi. Atıyorum, belediyenin kepçesini kiraya vereceksiniz. İşte günlüğü diyelim 100 liraysa 110 lira yapmışsın. Bunda mı yaptın? Sen... Bütçeyi oylarken bunları aslında kabul etmiyorum ama onlar bütçeyi de reddediyorlar. Bütçeyi oylarken bunları aslında kabul etmiyorum. Önümüzdeki dönem değilim ama onlar ona da bizim reddiler. Yerimizde burada kimin olacağı da belli değil. Bunu vatandaş biliyor. Bunun vebalini hep beraber alalım. Hiç zam yapmıyor. Hatta daha iyi bir önerim var. Bu ücretleri toptan kaldıralım, bedavaya. Ya yani şimdi sembolik ücretlerin bu enflasyonist ortamda yapılmaması, o zaman şöyle bir şey getirmek lazım. Hiçbir şeyi değiştirmeyelim. Her şey aynı kal. Ya arkadaşlar, müteahhitler kaçmak için yer arıyor. İhalede teklif veren adam iş yapıyor, zarar ediyor. İşte geçen Taşlı 550 milyon zarar etmiş. Çok memnun hayatından. Az hasarla kurtardım. Asfalt yapan adam 1600 lira bütünken fiyat vermiş. Bütün olmuş 3200 lira. Adam %80 de canını zor kurtardı. Ne kadar ziyan ettiği belli değil. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ya. Tamam, peki. O zaman ben de belediye başkanı olarak değişmedim kardeşim. Aynen kaldı. Nasıl olsa gelecek dönem sıkıştığımız zaman hep beraber sıkıştık. O kadar az hizmet ederiz. Bu kadar basit. Ya bu bir siyasi mülahaza konusu yapılmamalı arkadaşlar. Yani oturmuşlar belli kalemlerde
enflasyonu geçmeyecek şekilde. Şöyle bir şey yapalım. Enflasyon neyse enflasyonun yarısı kadar %50 katkı verelim. Seyyanenin hepsine zam yapın. Daha çok çıkıyor. Artık olmayanlar da artacak bu sefer. Şimdi ya burada dikkat edilmesi gereken bir konu var başkanım. Daha önceki aldığımız bu darbelerle ilgili karardan sonra yıl içinde uygulamalarda bazı sıkıntılar da oldu. Mesela köyde adamın 15 dönüm bir tarlası var. Tarlasının ucuna bir 50 metrekare, %5'i geçmeyecek ama 50 metreyi de geçmeyecek şekilde bir konut yapmak ya da bir demo yapmak. Bununla ilgili belediye imar durumu almaya geldiğinde bizim aldığımız bu kararla tarifede işte metre karesi 50 kuruş demiş. Buradan birden bu arkadaş geliyor. Buradan 7500 lira gibi para yatırması söz konusu. Halbuki şehir için metre kare arkaya 5 katlı bina yapacak kişi imar durumu almaya kalkıyor. O alıyor 300 lira. Burada bir şey vardı, bu tarifede bir düzelttik. Bunda yine öyle bir şey olmasın, onlara dikkat edelim. Yani atık bedellerinde de aynı sorun yaşandı. Gibi şeyler olmuyor. Yani burada depolarlarla ilgili bir takım sıkıntılar oluyor. Düzelttik onu. Tabii düzelttik. Yani şöyle. Yani öyle bir şey olursa düzeltiriz diye meclis kararıyla. Başka bak, ruhsat denetim müdürlüğünde baktığınız zaman da hepsine de belki kalemde arttırma olur. Tut ki bir esnaf şu kalemlerin hepsini yapmaya kalksa 453 lira gibi bir maliyet daha artmış oluyor esnafın. Yani bizim söylediğimiz gerçekten de arkadaşlar tamam, benim hiçbir itirazım yok. Hiçbir itirazım yok. Hiçbir tanesini arttırmayalım. Birebir aynı kadar. Tamam. O zaman başkan kişisel olarak oynayalım. Ben mesela şimdi grupla ilgili konuştum. Şu anda konuşmamız bireysel görüşlere döndüyse ben mesela kendi fikrimi söylüyorum. Enflasyon, yıllık açıklanan enflasyonun altında kalması nedeniyle bazı kalemlerde artış olmaması nedeniyle Büyükşehir Partisi ben mesela okeydir. Hiçbir artış olmadan hiçbir hizmet verilmesi mümkün değildir. Belediyenin mülklerini ya da araçlarını başkalarına ucuza kullandırmayla ilgili de eleştirir. Şimdi önümüzdeki yıl mazotu aynı paraya alacaklar. Çöpü aynı paraya toplatacaksak, maaşları aynı oranda tutacaksak bu ülkede bence hiçbir mahsuru yok. Elektriğe %54 zam geldi başkanım. Yani 4 ayda elektriğe %54 zam geldi. Sadece elektriğe. Doğalgazı da geldi ama ben elektriğe. Yılbaşından sonra ne olacağı belli değil. Bunun önüne. Yani makul enflasyonu geçen bir artış olmaması nedeniyle bu artışları normal oluyor. Oynayalım mı? Oynayalım gençlerim. Bu artışlar ya da hiç artış olmadı mı? Yani bu bir spekülasyon konusu olmamalı. Demokratik bir mecliste demokratik olarak her şey oylanır. Geçerse geçer, geçmezse geçmez. Başka o senin davranışı sana senin yüzüne kalacak bir şey değil. Başkanım oyla %1 bile zam yapsak. Zam yapsa olacak. Muhalefet gereğini yapar. Ama yani Türkiye'de her şeye zam gelecek. Burada enflasyonun altında üstelik de belli kalemlerde değişikliğe gittiğiniz zaman siz zamcı olacaksınız. Değil mi? Şu anda Sayın Başkan, şu anda tartıştığımız ya da oylanmasının kabul veya red şeyden tarifelerden bahsediyor. 2019 oylanmış. Halbuki biz 2019 bütçesini geçtiğimiz meclisimizde onayladık. Müdürlükler bu öngörülere göre bütçeler yapmış. Nedenle şimdi burada bazı kalemlerin artışı ile ilgili yapılmış olan bütçelerde burada sıfır artıştan bunu onaylayalım dediğimizde her şey karışacak. Dolayısıyla bu bir sistem şeklinde geliyor. Fahiş bir artış tespit edildiyse bunu tek olarak görüşelim. Diyelim ki ya burada işte enflasyon %25 olduğu halde burada %100 zam yapmışsınız. Bu %100'ü hangi gerekçeyle yapıldı diye bunu. Ama komisyondaki arkadaşlarımız, komisyona verdiğimiz arkadaşlar bunları incelediği düşüncesiyle bu şeyi yapıyoruz. Bu uygundur diyoruz. Yani seçim yılı olması bunun şeyini arttırmayacak, farklı bir karar vermemize sebep olmaması gerekiyor. Çünkü hizmetlerle ilgili kim gelirse gelir. Belediye gelirleri. Şimdi bilgi alalım o zaman bu konuyla alakalı. Mesela ruhsat
işleri müdürlüğümüzün ruhsat yenileme ücretinde neye artış gelmiş bununla alakalı da 130 liradan olmuş veya sayfa kaç? İkinci sayfada var. Üçüncü sayfada. 2 ve 3. Evet. Evrak onaylama ücreti, mesul müdürlük belgesi, kayıp ruhsat taleplerinde ruhsat onay ücreti. Bunlarla alakalı bizim nasıl bir maliyet artışımız oldu? Bununla ilgili bilgi verirsin. Biz de bu onayı verelim aşkım. İşte personel maaşlarındaki artış. Hangi ruhsat yalnız? İnşaat ruhsatı mı? Yok yok. İş yeri açmak ruhsatı. İş yeri ruhsatı her bir kere alınır. Değiştirsen bir daha alırsın başkanım. Her sene yok. Mesul müdürlük belgesi. Genelde onu bazen senede bir, 6 ayda bir alıyorlar. Orada işte personel maaşı dışında bir ek. Hayır yani yok. Burada kullandığın personel daha fazla zaman. Hadi ki abi. Başkanım bazı işler ısıtırım açmalarına bırakılıyor genel olarak. Bu bırakılamıyor işte. Niye? Kanun gereği mi bırakılamıyor? Ama 2019 Mali'nin ortasında yapamayız. Ekim ayında havayla onu Kasım'da onayladık. Bırakamıyoruz değil mi? Uygulanmak üzere tabii. Bundan sonra bir tane meclisimiz kalıyor. Altı meclis. Ocak mı? Ha bunu yapmak için diyorsun. Yok bu konuyu görüşmek için. Yunan'da bunu uygulanacak tarihi. Bu da bir şans var şu olabilir. Oturma ara veriyorum. Sonra toplanın dersin. Bir tek bir görüşürüz. Ya 3 gün değil 3 yıl sonra toplansa bir şey değişmeyecek. Bir şey değişmez. Yani artık kararlar siyasi noktaya gelmiş. Tamam mı? Seçim endekslenmiş. Başkanım şimdi diyelim ki uzak tarzında kaç vatandaş başvuruyor? Ya mesela şimdi evimiz başvuruyor. Bir adam yeni bir defa yapabilir. Yok öyle mi? Sayın Başkanım, bu sanki her gün muallıyormuş gibi bir şey yaratılmadı. Az önce söylediğiniz tamamen seçim endeksli olduğunu söylediniz. Katiyen reddediyorum, kabul etmiyorum. Parti olarak da daha önceki senede de baktığınızda bir şekilde fiyat artışı olan kalem kalem özellikle renk verdiklerimiz söylemlerimiz burada kayıtlar altında. Bence bu işi daha fazlasıyla uzatmayalım. Oylamaya gidelim. Evet abi, oyluyoruz komisyon arkadaşlar kararını. Komisyon kararını. Kabul edenler, yetmeyenler, sayalım. Ergün, etme. 6, 16, 9, 12, 15. 9, 16. Tamam, Bursa 1, 2, 3, 4, 5. Ergün niye etmiyor? Hayır diyor, kabul ediyor. Pardon. Anlayayım, hayır öyle yapayım. Bir daha sen. O zaman 15. Zaten 10 ve 5, 15 zaten. 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16. 16, 15 kabul. Evet. Geçti. Çıktı mı? Yok, bir oy fazla oldu. Çevre Sağlık Diğer İşler Komisyonu. Buyurun. Çevre Sağlık Diğer İşler Komisyonu. Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu Yönetmeliğinin güncellenen maddelerinin onaylanması konusunun belediye meclisinde görüşlere karara bağlanması. Okuyayım mı abi? Konu komisyon... Bir dakika arkadaşlar. Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu'na havale edilen konunun geçtiğimiz için Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu üyeleri Alpay Kutal ve Eser Kaptan, Ali Kutlarcı ve Ekan Demir'in katılımıyla toplanıyor. Konu Süleymanpaşa Belediyesi Kent Destekli Komisyonu yönetmenliği rica maddelerin olaylanması konusunda belediye meclisiyle görüşülere karara bağlanmakta. Komisyon kararı, konu komisyonu incelenmiş olup Kent Destekli Komisyonu yönetmenliğinin değişikliklerle talep edilen bazı konularında söz konusu olan değişiklikler sonucunda güncellenmiş halinde sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne oy verildiğinde karar verilmiştir. Komisyon kararını oylarına sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler karar kabul edilmiştir. Gündem madde 6, muhabele evraklar. Evet, muhabele 1. Muhabele 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şantiye alanı kurulması için 20.09.2018 tarihi talep bulunmaktadır. İlgili talebin müdürlüğümüz tarafından karşılanabilmesi için yeterli ödenek bulunmadığından
temizlik işleri müdürlüğü bütçelerinden müdürlüğümüz bütçesine mahalli idareler bütçe muhasebe yönetiminin 36. maddesine istinaden ekli cetvelde belirtildiği üzere ödenek aktarımı işlemi yapılması talep edilmektedir. 1 Ocak'tan itibaren temizlik araçları bizim kendi alanımızda yer alacağından bu alanın yapılması lazım. Onun için tamam. De bütçede ödenek aktarılması gerekiyor. 220 bin lira temizlik işlerinden nereye aktarılıyor? Ben işlerine temizlik işlerinin işini yapılması için aktarılıyor. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Muhabir 2. 1922 yılında Lozan Mübadelesi nedeniyle Tekirdağ'dan Yunanistan'a göç eden Marvidis ailesinin yaşadığı köşk Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi'ne dönüştürülmüştür. 150 yıllık ve 1500'den fazla eski Tekirdağ fotoğraflarında oluşan bir koleksiyona sahip olan Dimitrios Marvidis'in ailesi mübadele öncesi bir köşkte, bu köşkte yaşamıştır. Dimitrios Marvidis fotoğrafları ile Tekirdağ tarihini ortaya çıkaracak eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi'nin Aralık ayında açılışı yapılacaktır. Bahse konu eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi'ne katkılarından dolayı katılacak olan Dimitrios Marvidis ve beraberinde katılımcıların yapılacak açılış için seyahat gerçekleştirmesi, seyahatin yol yemek, konaklama, iaşe giderleri ve tercümanlık ücretinin belediye bütçesinden karşılanması. Evet, onu da... Nasıl? Konu ismi öyle gelmiş de. Öyle gelmiş de şey... Şey de söyleyeyim, sayılar da söyleyeyim. İşte bu bize bağışta bulunan Yunanlı vatandaş, eşi ve bakıcısı, yani ayakta duramayan bir arkadaş. Onların uçak biletleri artı konaklamaları, bir de ailenin 4 mensubunun konaklama hizmetleri, bir de tercüman. Evet, oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy veriyor. Ya köşk değil, tarihi ev işte. Nerede? Kapasit spor salonu arkasında. Çok kolay yerde. Yok be abi, öyle yapmış. Evet. Muhabir 3. Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi 2698, 2702, 2701 ve 2699 parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu Yapı Adası'nın önceden bitişik nizam 3 katlı olduğu, güncel planlarda herhangi bir yapılaşma ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle imar planının eski hale getirilmesi talep edilmektedir. Evet, konunun imar komisyonuna gönderilmesini oylarında sunuyorum. Kabul edenler, yetmeyenler kabul edilmiştir. Muhabir 4. Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi, Asyaport AŞ tarafından kullanılan limana ilişkin Barbaros Mahallesi ilave liman amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave imar plan teklifine ilişkin görüş talep edilmekte olur. 3194 sayılı imar kanunu 8 maddesine ev fıkrası uyarınca en geç 30 gün içinde görüşün bildirilmesi. Sayın Başkanım, bu görüşüm sen bildirin. Bu Balıkçı Barınağı'nın üzerine doğru liman uzatılıyor. Dibinden dolga alabiliyor. Arkadaşlar bu önemli. Yapacağımız otelin de önüne geliyor. Sanıyorum bakanlıkta plan yapılıyor. Ve belediyemizden de görüş istemiş. İdare görüşü 30 gün içinde vermesi gerekiyor. Eğer vermiyorsa olumlu görüş verdiği kabul edilecektir diye yazıyı yazıyor. Artık yeni adet çıkartıldı. Meclis kararıyla birlikte gönderin diye yazıları gönderiyorlar çevre şehircilikten. Dolayısıyla burada bu limanın uzatılması ile ilgili ne tür şeyler olacak? Artıları, eksileri. Konu imar komisyonuna havale olabilir. Meclis bu konuyla ilgili idare görüş verir ama idare görüşünü verir ki olumlu ya da olumsuz vermesiyle ilgili meclisin de görüşünü alması gerekir diye bir görüş. Zaten meclis kararı istiyor. Meclisin de karar verebilmesi için meclis deyip bunu komisyonda değerlendirmesi lazım. Bu konu komisyona havale edildi ama aynı anda da idarenin komisyona havale edilmesi için süre istemesiyle ilgili yazıyı da yazmak gerekiyor. Yani bunu belirten mecliste ki. Berkay Bey olabiliyor değil mi o zaman? Daha önce de yapabiliyor. Evet. Nisan Bey de bir sözü. Bu konu Büyükşehir Belediyesi'nin imar komisyonuna da geldi. Orada kabul edildi. Yani tartışması yapıldı. Bu limanın buraya yapılmasında fayda var diye. Çünkü bir ay süre içerisinde cevap vermesi gerekiyor. Verilmezse zaten otomatikman kabul edilmiş sayılıyor. Şimdi bu nasıl değişecektir? Siz yazıyorsunuz. Ya da gidene gelene kadar zaten süre geçecek. Yok, o anda göndereceğiz bir 3-5 gün. Yani idare meclis kararına
ekine koyacak, şeye gönderecek. Bu domatesi, domatesiniz olsun. Bu bir karar, hukuk meselesi değil. Görüş mü diyeceksiniz? Evet, yani karar vermiyoruz. Ama görüşümüz yani, görüş mü diyeceğiz? Yani, bir de aynısı yapılıyor. Mesela biz bakanlıktan bir şey istiyoruz. Aynı süre onlarda da geçerli. Değerlendirme yapılmıştı. Değerlendirdikten sonra cevap geleceğiz. Bir cevap geliyor başkanım. Bir ay bu. Yani bu bir teknikte olan bir konu değil. Siz yazdınız mı? Yani bir ay. Doğu 5'inde bir süre isteyebiliyor muyum? Aynen. Şimdi mesela aralığın işte 5'inde falan kalacak. Bu yazın bize ulaşmasına itibaren yaklaşık 37-38 gün bir süre olacak. Fark etmez yani. Yani 10 gün 15 günlük ekstra süre yeterli olacak sanırım. Şu tarihli meclis toplantısına karar verilmek üzere komisyona göndermiştim diye yazacağız. Evet. Aralığın 5'inde olacak toplantı. Bir bölü 5 gün için büyük şehir. Ama birileri plan yapıyor, siz de buyurun görüşünüzü bildirin diye. Başkanım talebimiz, imar komisyonu sevk ettikten sonra imar komisyonu toplantılarını diğer parti grubu olmayan diğer parti üyelerinin de bu konuyla ilgili bilgilendirmesi amaçlı çağrılması rica edeceğim. Benim açımdan hiç mahsuru yok. Ya komisyon takdiri. Konu görüşülürken sizleri davet edelim, konuyu yapalım. Ama İmar Komisyonu'ndaki konuları birlikte görüşürüz dersiniz. Onu diyelim. Hayır, bu konu özel. Yani, görsel, tutunma. Tamam. Evet. O zaman şunu oylarınıza sunuyorum. İmar Komisyonu'na havale edilmesi, gerekli bilgilendirmenin talep eden kuruma idare tarafından yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Muhaber 5. Yavuz Mahallesi 1290 adı 11 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında sağlık ocağında olma sebebiyle söz konusu taşınmaz üzerine sağlık ocağı inşaat edilip edilmeyeceği ile ilgili Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Ancak verilen cevapta ilgili alan kurum tarafına ilerleyen dönemde herhangi bir yatırım olanağı bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle imar değişikliği yapılarak taşınmazın imara açılması veya bu mümkün değilse kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi talep edilmektedir. Evet, İmar Komisyonu'na maddenin gönderilmesini oylarda sunuyoruz. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Muhavel 6, Köse İlyas Mahallesi 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan uygulama imar plan değişikliğinin imar ve bayındırlık komisyonunca oy birliğiyle kabul edildi. Ancak belediye meclisinin 5.9.2018 tarihli 237 sayılı kararıyla reddedildi. Dilekçede sunulan nedenler dikkate alınarak sunulan uygulama imar plan değişikliği talebinin imar ve bayındırlık komisyonunda kabul edildiği şekliyle bir kez daha değerlendirilerek kabul edilmesi talep edilmektedir. Bunu burada görüşebilir miyiz genelde? İtiraz mı? Şimdi şöyle, komisyonca kabul edilmiş, belediye meclisi reddetmiş. İtiraz niteliğinde değil, belediye meclisi komisyonun kararını onaylasın diyor. İtiraz değil. Plan değişikliği yapmış. Yani bir daha başvuru yapmış oluyor. İmar komisyonu. Yani, aynı başvuruyu bir daha yapmış. Tekrar yapmış. Daha önce reddetmiş yani. Komisyon kabul etmiş, meclis reddetmiş. Aynı başvuruyu tekrar iletmiş. Buna benzer bir dosyanın daha içeride hep beraber kurulmuş bir dosyanın daha var olduğunu, bunu bu kararı verecekse diğer dosyaya da vermemiz gerektiğini konuştuk. Ama diğer taraf gelmedi, bilemiyorum. Bu yani yol kaldırma. Yol kaldırma çünkü aynı kişi adına sayıtsa iki gayri mevkulü yol kaydırarak tevhidini isyan etmişler. Yani plan değişikliği. Konuşmuştum bu yerde. Tekrar imara verelim. Ben imar komisyonuna sevk ederim başkanım. İmar komisyonuna sevk edilsin ya. O anlamda sevk. Bak. Değişiklik bu. Biz bunu neden yapıyoruz? Aynı konuşalım. Söyleyeyim. Burada yukarıda bakın. Ne imar planı yok. Yukarıda şu yol böyle devam ediyor. Yönetmelik açık. Devamı olan yol kaldırılamaz. Bitti. Talep yolu kaldırıyor, park alanı yapıyor üzerine ve bu çizgiyle kapatıyor. Biz de bunu için reddettik. Sen buraya... Sayın başkanım, o nedenle yani. Yalnız o aynı kişi adına kayıtlı. Buna havale olsun. Aynı kişi adına kayıtlı. Bir gayrimenkul, iki parça gayrimenkul. Arada bir yol var. Kişi diyor ki, yolu kaydırayım, buradan devam ettireyim, iki parçayla birleştir. Yol ortada geçince yapılaşmak şartlarında bazı değişiklikler oluyor. Ben fazla gelirse ben öyle anlıyorum. Aynı kişi adına iki adı içinde iki partner var. Oradan yol geçiyor. Yolu kaydırmış. Parka falan şey yapmadı. Yolu kaydırmış. Parka da buraya taşımıyor. 7 metrelik yol 10 metre. Öyle değil mi abi? Partnerlerin bir tanesi 2775 metre kadar. Diğeri de. Bak.
araç P'ye yapmış. Yani bu yol değil. Onu demek istiyorum. Tamam, bu konuyu tekrar imar komisyonuna tartışalım. Evet, konunun imar komisyonuna gönderilmesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Muhaver 7. Gazioğlu Mahallesi 161 parsel sayılı taşınmasının uygulama imar planına giren kısmı planda konut alanı yol ve yeşil olan alan olarak ayrılmıştır. Parselin konut alanı olarak ayrılan kısmı nazım imar plan değişikliği ile özel sosyal altyapı alanı olarak onaylanmıştır. İlgili parselin konut alanında kalan kısmının özel yurt, özel anaokulu, özel eğitim alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için onaylanması talep edilmektedir. Yani konut alanını okula mı çevirmek istiyor? Evet. Muhaver 7'nin imar komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edenler. Her sene bir sefer geliyor bu da komisyonlar. Her yıl bu sefer. Muhaver 8, Sürriyet Mahallesi 1465 adı 22, 24, 25 ve 28 oğlu parsellerinin arasından geçen doğu batı yönündeki 10 metrelik yolun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için onaylanması talep edilmektedir. Evet, maddenin imar komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Benzer yol kaydırması. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Tamam. Muhaver 9, Kumbağa Mahallesi 3439 parsel sayılı taşınmaz ilişkin Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin 2017-1873 sayılı kararına istinaden 4/7/2018 tarih ve 205 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği kabul edilmiş ve 10/12/2018 tarih ve 1078 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır. Belediyemiz tarafından ilgili mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin 2018-608 esas 2018-1714 karar sayılı dosyasından istinaf talebimizin kabulüne, Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin 2016-1250 esas 2017-1873 karar sayılı kararının kaldırılmasına davanın reddine karar vermiştir. Bölge İdare Mahkemesi'nin 25.9.2018 tarihli kararı 577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu 28. maddesi doğrultusunda belediye meclisinde görüşülmesini arz ederiz. Bu bir mahkeme kararı sanıyorum. Şu anda meclisimiz 4/7/2018 tarihli 25 sayılı sonuç üzeri belediye meclis kararının iptaline ilgili yerin bu karardan önceki imar durumu planın bu karardan önceki durumuna dönmesiyle ilgili bir karar almak istedim. Şimdi evet. Görebilir miyiz? Yok, imar komisyonu. İmar komisyonu değil, mahkeme kararları için ibedilik de. Mahkeme kararını uyguluyoruz, iptal ediyoruz, kaldırıyoruz. İdare bir plan değişikliği kararı mı yazdı? Biz plan yapmıştık oraya. Evet. Şimdi o planı eski haline çevirdik. Evet, 4/7/2018. Yani, 105'i iptal ediyoruz. Davalet yolunda göre. Kararını uygulanmış mı? Evet. Evet. Plan değişikliği, değişik önceki. Evet, İdare Mahkemesi'nin kararının uygulanmasına ve planın eski haline. Tamam. Mahkeme kararı değil mi? Mahkeme kararının uygulanmasına ve planın eski haline dönmesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Muhabbel 10, belediyemize yeni açılımlar, ortaklıklar ve işbirlikleri kazandıracak olan yerel düzeyde herkes için sosyal refah düzeyini yükseltecek, insan odaklı kentler geliştirecek, politika ve programların uygulamaya geçirilmesine katkıları olabileceği düşünülen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin üyeliğinin belediyemiz meclisince görüşülerek karar alınması. Hocam bir bilgi verir misiniz? Arkadaşlar şehirlerde planlamalar, tasarımlar, birleştirmeler yapılırken her konuda insan sağlığına ya da canlı sağlığına etkileri de göz önünde tutulacak eğer bir yol olursak. Türkiye'de pek çok üyesi var. Antalya, Hakkari, Edirne, Bursa zaten Bursa merkezi. İri ilçelerden, büyük şehirlerden de pek çok üyesi var. Biz de başvuralım dedik. Meclis kararı gerekiyormuş. Bazı kriterleri var başvuru için. Bizim başvurumuzdan sonra onların toplantıları erken Nisan ayında. O zaman bizi kabul edip etmediklerine karar verecek. İsterseniz kriterleri okuyayım. İsterseniz sağlık belirtilere havale edelim. Nasıl derseniz. Hayır, hemen kabul etsin. Kabul hemen kabul etsin. Edelim, bitsin de olsun. Edebiliriz de. Yani kötü bir şey değil. Tamam. 10 bin lira yıllık aidatı var. İşte belediye başkanı, iki asil üye, iki gelecek üye belirlenmesi gerekiyor. Bir koordinatör atanması gerekiyor belediye tarafından. Şehrimizdeki bütün kurumlar birlikte çalışmayacak. En azından
yapılan şehrimizin halkımızın imzalı mevzusu çıkmış. Yani isterseniz dediğim gibi kriterleri okuyayım size. Bence okuyun. Tamam. Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü'nün Dünya Sağlık Örgütü 2014 Atina Deklarasyonu'nun kabulüne, sağlık alanında eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı yaşam şekillerinin ve sağlık okul yazarlığının geliştirilmesine, hassas grupların desteklenmesi veya sağlıklı şehir planlaması ve imar uygulaması içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılmasına, sağlıklı bir şehir oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmasına, işte belediyemizi temsil etmek üzere temsilciler seçilmesine, koordinatör atanmasına, belediye tarafından şehir sağlık profili hazırlanmasına ve devlet başkanına gönderilmek üzere yıllık değerlendirme anketinin doldurulmasına, devlet toplantılarından düzenli katılımı sağlanmasına, üye kentlerle deneyimlerin paylaşılmasına ve üyelik aidatlarının ödenmesine diyor. Kriterlerimiz bunlar. Yani bizim tarihlerimiz bunlar diyelim. Başkanım orada bunun arkasında anladığım kadarıyla bir mesaj var. Tabii. Evet. Onların bir mesajı var. Bu yıl sağlık ve diğer işlere gidip ziyaretleri gerekiyor. Ondan sonra konuşuyorlar. Ya olabilir demiş ya yani incelesin arkadaşlar. O 2014'te Atina'da yapılan. Orada belediyeleri ilgilendiren bir madde vardı. Yok. İlk zaten Nisan'da yani biz talep edeceğiz. Tabii, biz talep onun genel kurulu kabul edecek Nisan ayında. Tamam. Herhangi bir yaptık var mı? Biz bağlayıcı herhangi bir gün var mı? Öyle bir şey var. Bu tür kararlar hani biz meramız var tabii. Güzel şehirlerde yaşayalım. Öyle olsun halkın şehirleri. Ama bizim Süleyman Paşa ilçemizde incelediğimizde çeşitli mahallelerden oluşuyor. Sanıyorum bütün Süleyman Paşa'da uygulanacak bir yönetmelik belediyeyi bir şekilde bağlıyor, vatandaşları bir şekilde bağlıyor. Onun için incelenmesine fayda var. Bunda eğer böyle bir karar aldığımızda bizim vereceğimiz ruhsatlarda, vatandaşın yapacağı evlerde bunlar başlarsa bu aldığımız karar bağlamıyor. Daha da sıkıntılı. Bakalım şu zaman var işte. İçerini ben de biliyorum. Hatta pilot bölge şeklinde. Tamam, konunun sağlık diğer işler komisyonuna gönderilmesini oylarlaştırıyorum. Yani kabul edenler, etmeyenler. Herkesin hizmetinde fayda var. Herkesin fayda var. Evet. Başım, gündemde 3 tane önergeyi yetiştirememiştik. Gündem oraya tamam. Evet, 3 tane önerge varmış. Bakalım. Tekirdağ Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü tarafından geçmişte Tekirdağ Belediyesi tarafından tahsis edilen trap antrenman sahası olarak kullanılan yerin yerleşik alanda kaldığından kapatıldığı, bu spor dalında uğraş veren sporcuların antrenman yapması için bir saha gösterilmesi hususu konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederiz. Ali Darıcı, Rüştü Özgür. Böyle bir alan var mı? Daha önce var başkanım. Şurada. Hayır hayır. Şimdi alternatif gösterebileceğimiz bir alan var mı? Diyemiyoruz başkanım. Araştırırız kendimiz. Ya araştırır siz de yardımcı olun. Tamam, böyle bir alan varsa. Daha o da bu kulüpteki arkadaşlara soralım. Onların onlar da mutlaka sizinle bir yer. Evet. Bir diğerinde ilçemizde daha önceki yıllarda motokros alanı var. Yani. Evet, motokros parkurunun yeniden işler hale getirilmesi için yapılması gereken işlemlerin gerçekleştirmesini arz ederiz. Haluk Yılmaz, Sebahattin Tirakioğlu, Gülferah Yuran. 4 gruptan da insan var. Bütün gruplar var. Bu konuda bilen biri bilgi versin ya. Kim önergeyi yazdırdıysa. Allah önergeyi yazdırdı. Haluk. Yani Balkan şampiyonu olarak umarım gelirler. Ayrıbolu'da devam ediyor. Bu parkuru buradaki arkadaşlar kendi imkanlarından kemçe tutup işte traktör tutup oralarını işler hale getirmeye çalışıyorlar ama batılsız bir halde. Bu adamlara bir kemçe, bir bıçak, bir de sulama aracıyla gerekirse de kamyon tedarik edilirse bu adamlar kendilerine uygun bir alan yaratacaklar ve bir sürü genç oraya geliyor. Olay basitlendiği için gerekli antrenmanı yapamıyoruz. Tamam, makine parkı sorun değil. Alan kimin? Yani oturaçlanacak olan alan kimin? Orası daha önce. Başkanım ben biliyorum bu arayı. Bu sözü
bu ticaret odasının arkasındaki 165 dönümlük bir arazi var. Boş olan. Merhaba. 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 Hazineden yeri. Yani hazineden izin almak gerekmiyor mu? Bu arada bu işi yapılıyordu yıllardan beri. Yani orada bir defa yapılması başka bir şey, orada bir imalat yapılması başka bir şey. Yani zaten şey müsait, arazi buna müsait zaten. Evlilik arazileri ve de aynı zamanda. Ya tamam da, benim bir başkasının arazisine makine parkını, makine parkını sokmak için bir izin lazım. Ya vatandaş sokar ama belediye soktuğu zaman için rengi değişir. Yani bir izin getirsen bir mahsuru yoktur diye milli emlaklar, milli emlaklar bağlı herhalde değil mi? Milli emlaklar. Tamam milli emlaklar bir kağıt getirsin. Oradaki arkadaşlarımız değişiyor. Alanı biraz daha genişletip bir de Haluk'cum ilgili kurumdan belediyenin burada bu işlemleri yapmasına bir mahsuru yoktur diye kağıt atıp getirsin arkadaşlar yapalım. Bir hazineye ait ya da bir yer bulunacak geniş. Varmış yer var. Yani, ama dedikleri yer neresi öyle bir şey olmaz. Hayır, hayır, şey. Çöpüğün altına mı? Çöpüğün altına mı? Yani buraya şehrimizde inşaatların hafriyatlarıyla güzel engeller oluşturulur. Yani oraya oluşturulur. Evet. O engeller oluşturulur. Bunu bir parkur oluşturulur. Senelerde kullanılır. Ama böyle önce bir yer. Sonra önce yerin sahibinin muvaffakatı lazım. Yani ben bunun yapılmasına rıza gösteriyorum. Yani bayağı bir dönem afiyetli olarak yazı yazamam. Başkanım o şeyi yapıyorsunuz. İstediği yere dair olmasın diyor. Oğlum siz pek olur. Eski askeri yap. Askeri yap. Hayır, 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 öyle yapmış. Askeri alanı üstündeki yer merevası olduğu için orada herhangi bir imalat şeye de bakın yani muhatabı kim olmazsa onlarla da görüşürüz. Skate parkı gelişimiyle ilgili bilgi. Tamam diğerinde skate parkla ilgili projesi çizildi. Yeri belli. İhale evrakları da hazırlandı. Ama Fenişleri bütün bütçesini yollara harcadığı için para değil bütçeye kalem yok. O nedenle bütçe bekliyordu. En sonunda attılar bilmiyorum. Ocak ayında. Nasıl? Evet. Yani Ocak ayında yeni bütçeyle beraber şey hazırlandı yani. Projesi falan hepsi tamam. İşim itibariyle çok teşekkür ederim. Müdürlerine görürsek. Bazı taşlarını alttan sokmaya öğrenseydik. Yani onlardan bir bağış gibi ya da herhangi bir şey gibi. Ya benim hatırladığım kadarıyla 400 bin lira civarında bir şeyi var. Maliyeti var. Hı hı. Yani varsa onu bize bağışlayacak adam memnuniyetle. Ama öbür türlü Ocak ayını beklemek zorundayız. Evet. Ya yardımcı olabiliriz. Bak makine parkı vermekle soruyor. Ama makineyi sokup başımızı belaya sokmadan bu işi yapmak lazım. Evet, başka bir şey yok herhalde. Bundan sonra toplantı geldi. 5 Aralık. Evet, değerli meclis üyelerimiz, Kasım ayı olağan meclis toplantısını kapatıyorum. Önümüzdeki toplantımız 5 Aralık 2018 saat 10'da gene aynı yerde.